Merhaba gençler, üreme sistemi ve embriyonik gelişimin son videosuna geldik artık. Ne anlatacağız burada? Üreme sistemi hastalıklarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Aslında bunlar cinsel yolda bulaşan hastalıklar olarak da geçiyor. Bulaşıcı hastalıklar, yani viral, virüsler, bakteriyel hastalıklardır. Hadi bakalım bunlar üzerinden de geçelim. Daha önce sistemleri anlatırken hastalıkları konuştuğumuzda şey söylemiştim, bir daha söylemiş olayım. Hastalıklardan soru sormadı ÖSYM ayeti kısmında bu sistemlerde, ama müfredatta var, sorabilir, onun için veriyoruz arkadaşlar. Ama niye daha önce söyledim, yani bunlar genel kültür biraz da, yani bilmemiz gerekiyor arkadaşlar, zor da değil zaten, bu videoları da izleyin mutlaka. Evet, ilk hastalığımız nedir? AIDS dediğimiz hastalık arkadaşlar. AIDS HIV virüsünün yol açtığı bir hastalıktır. HIV virüsü cinsel ilişki sırasında ya da herhangi bir kan yoluyla da olabilir, kana geçmesiyle meydana geliyor ve bu kana geçtikten sonra bulaşıklık sistemi elemanlarımız olan akciğerlerin içerisine giriyor ve burada çoğalmaya başlıyor ve bulaşıklık sistemimizin de çökmesine sebep oluyor diyeceğiz. AIDS'in maalesef bir tedavisi yok arkadaşlar. HIV virüsünün kendisi öldürmüyor, fakat bağışıklık sistemimizi çökerttiği için en küçük bir gribal enfeksiyonla bile ölümle karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden en ciddi bir hastalıktır. İkinci hastalığımız Fringe dediğimiz bir hastalık. Bu da bakterinin sebep olduğu bir hastalıktır. Bir bakteri türünün sebep olduğu bir hastalık arkadaşlar. Fringe'ye sebep olan bakteri vücuda girdiğinde girdiği yerlerde kırmızı, böyle ıslak, nemli, ağrı yapmayan yaralar oluşturmaya başlıyor. Tedavisi var bunun, ilaçları var. Tedavi edilmezse bakteri bütün vücuda yayılıyor. Bu açık yaralar, nemli yaralar tüm vücutta olabiliyor. Cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır diyelim. Bel soğukluğu dediğimiz hastalık da yine cinsel yolla bulaşan bir hastalık. Bu da arkadaşlar yine bir bakteri türünden kaynaklı meydana geliyor. Üreme organlarında çoğalan bir bakteridir bu. Erkeklerde özellikle sıklıkla idrar kanalı iltihabına sebep oluyor. Bel soğukluğu bakterisi. Yine bel soğukluğu dediğimiz hastalığa sebep oluyor. Kadınlarda ise sıklıkla arkadaşlar rahim ağzı bölgesi iltihaplanmalarına sebep olan bir hastalıktır diyelim. Bunun da yine tedavi yöntemleri var. İlaçla vesaireyle tedavi edilebiliyor. Ama bu tarz hastalıklarından korunmak için bu hastalığa sahip bireylerin mutlaka korunması gerekiyor desek daha doğru olur. Yani o kişilerle böyle temasa girmemekte fayda var. HPV dediğimiz virüs var. Bu da yine çoğunlukla cinsel yolla bulaşan hastalıklardan biri. Virüsel bir hastalıktır, viral bir hastalıktır. Virüstür bunun kaynağı. Kadınlarda serviks kanseri gelişiminden sorumlu. Yani direkt serviks kanserine sebep olmuyor. Yani neydi serviks? Vajinayla rahmi birbirine bağlayan bölgeydi. Direkt bunun kendisi kansere sebep olmuyor, fakat ön açıyor diyebilirsiniz. Yani temelini atıyor diyebilirsiniz. Erken teşhis için kadınların mutlaka rahim ağzı kanserlerini engelleyebilmek için mutlaka rutin olarak simir testini yapması gerekiyor kadınların. İşte 6 ayda bir, 1 yılda bir kadın doğum uzmanına gittiğinizde o zaten bunun süresini size belirtecektir. Takip etmekte fayda var arkadaşlar. Hepatit de yine hem cinsel yolla hem de kana yoluyla bulaşan hastalıklardan biri. Bu da yine virüsel bir hastalıktır arkadaşlar. Hepatit virüsü karaciğerde özellikle çoğalan bir virüstür. Çeşitleri var arkadaşlar. Özellikle karaciğer kanseri ya da siroz gibi karaciğer yetmezliğine sebebiyet verebiliyor. O yüzden yine hepatit varsa vücudumuzda tedavi etmekte fayda vardır diyeceğiz. Evet gençler, müfredatta olan hastalıklar bu kadar. Bu sistemde çok fazla hastalık yok. Dolayısıyla bunları dediğim gibi günlük hayattan biliyorsunuz. Tekrar üzerinden geçmiş olduk arkadaşlar. Bu video ile birlikte üreme sistemi ve embriyonik gelişimi tamamladık. Daha doğrusu bu video ile beraber insan fizyolojisini bitirdik arkadaşlar. AYT'nin koskocaman bir konusuydu burası. Bundan sonraki videomuzda ekolojide komite ekolojisi ve popülasyon ekolojisinden devam ederek AYT'nin 11. sınıf kısmında tamamlamış olacağız gençler. İnsan fizyolojisi nasıl çalışacaktık? Notlarımızı alacağız.
Latince çok yoğun olduğu için post-it kağıtlarından yararlanacağız. Kısa kısa notlar alıp arkadaşlar bu kısımları oturta oturta gitmemiz gerekiyor. Bütün sistemler aslında birbiriyle bağlantılı. En bağlantılı oldukları noktada TYT. TYT bilmeden AYT olmuyor demiştik. Dolayısıyla mutlaka TYT'de eksiğiniz varsa, bu konulara çalışırken kendinizde bazı TYT konularında eksikler görüyorsanız hemen TYT'ye dönüp tekrar düzelip ondan sonra buradan devam etmenizde fayda var arkadaşlar. Evet, insan fizyolojisinin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere gençler. Ekoloji konusundan devam edeceğim bir sonraki videoda.